Anda Kamil'in şüpheli kaybı, babası Hamit'in şüpheli ölümü, birazdan onları ayrıntılı ekranlara getireceğim. Aysun bebeğin şüpheli ölümü, Almanca Emin ve karısı Emine'nin, Almanca Emin'in şüpheli ölümü ve Emine'nin de şüpheli kaybı, 6 kişiden bahsediyoruz. Bunların hepsi de nerede yaşandı? Balıkesir, Karasi, Yeniköy mahallesinde yaşandı. Aslında Yeniköy mahallesinde 6 cinayetten bahsediliyor. O mahalle sakinlerinde konuşup, aslında mahalle değil, önceden köymüş orası. Daha sonra mahalleye çevrilmiş. Onlar herkes bildiklerini anlatırsa, gördüklerini anlatırsa, daha önce bir görgü tanığı bağlanmıştı mesela. Mustafa'dan korktu, bir daha da şey yapmadı, konuşmak istemedi. Ama önümüzdeki günlerde inşallah önemli gelişmeler olacak. Biz de sizlerle paylaşacağız o gelişmeleri. Şimdi sevgili Fatmacığım, sen diyorsun ki ben diyorsun kardeşimin, senin ablan oluyor. Ablam mı kardeşim Mustafa? Hangisi? Cemile senin. Kardeşim. Kardeşin, sen ondan büyüksün, pardon. Sen evlenmiş gitmişsin o zaman. Evet. Cemile'nin ölümü arkasından bir dizi cinayetleri de başlatıyor. Yani aslında sadece Cemile ölmüyor. Diğer insanlar da ölüyor. Hepsinin Mustafa tarafından yapıldığını mı düşünüyorsunuz siz? Evet. Mustafa mı yapmış bunları? Evet, o yapmış. Peki bunu, yani Cemile'nin cinayeti olduktan sonra diğerlerinin de, yani Mustafa tarafından işlendiği, Hamit'in, diğerlerinin de Mustafa tarafından bu cinayetin işlendiğini siz ne zaman konuşmaya başladınız aile içinde? Şimdi babamın cinayeti zaten hakim bana söyledi. Amcan? Ha, evet. Kardeşi, o babanın kardeşi. Öbür adamın da ismini bile bilmiyordum. Emin o adam. Evet. Dediler Almancı ama ben ismini bile bilmiyordum. Onu da bir kardeşim bana anlattı. Bir kardeşin anlattı. Evet. Aslında aile içinde bir cinayet değil. Toplamda neredeyse 6 cinayetin olduğu, evet, konuşuluyor yani. Biz. Kamil de yine aynı. O da kardeşim. Bir de Kamil de, evet. Evet, o da kardeşim bana anlattı. Onu da hangi kardeşin anlattı sana? Onu sonra size söyleyeceğim. Ben karakola gittim, söyledim. Adamın ismini, ismini, soyadını söyledim. Özür zaten dilerim. Hemen aileye ulaştılar zaten. Yani o Kamil'in de öldürüldüğünü aile içinde herkes biliyor mu? Evet, evet, herkes biliyor. Öldürüldüğünü düşünüyorlar. Evet, bana söylediler, ben hiç inanmadım. Ben karakola o zaman gittim, şikayet ettim ya. O adamın ismini de söyledim. Hemen ailesine ulaştılar zaten. Soyadını da. Naciye Hanım, bir tane kişi öldürdü Mustafa zaten. Senin oğlun Mustafa, ya üvey oğlun Mustafa ve kocan, bir kişi mi öldürdü Mustafa yoksa 6 kişiyi mi öldürdü sence? Sen ne biliyorsun? Mustafa sadece Cemile'yi mi öldürdü, diğerlerini de öldürdü mü? Diğerleri bilmiyorum ki. Ona bilmiyorum. Ama çocukların falan bak diyor ki kardeşlerimden bir tanesi bana söyledi ona, diyor. Ya, ona bilmiyorum ki. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Emin'i bile tanımıyorum. İstediğin kadar saklayın. Herkes tanımıyorum biliyor. Emin'i bilmiyorum ki. Naciye Hanım onları da mı biliyor? Emin'i tanıyor bilmiyorum ama Kamil'i çok iyi biliyorlar. Kamil önünde gördüm, ne bileyim, bilmiyorum. Kamil'i hiç görmedim ki. Hatice bile dün anlattı size Didem Hanım. Ya. Anlattı, görmedim, görmedim hiç. Tamam sen gör. Herkes görmüş, görmedim. Görmemiş. Şimdi Kamil'e geleceğim de. Şimdi her konuştuğunu başka bir şey hatırlıyorsun. Ben araya girmeyeceğim. Fatmacığım sen de araya girme. Girmeyeceğim. Cinayetten bir gün öncesini. Cemile'nin öldürüldüğü bir gün önce. Çünkü Neriman başka şeyler söyledi. Hatice duyduğu başka şeyleri söyledi. Sen hep sustun. Yalan yalan. Cemile'ye şey yapın dedin. Hepsi, şimdi ben seni doğru düzgün mü dinlemek istiyorum. Cemile öldürülmeden bir gün önce o evde ne yaşandı? Ertesi gün sabah sevgili Naciye Hanım o evde ne yaşandı? Bir anlatır mısın? Ne yaşandı mesela? Cemile'yi sabah götürüp öldürüyorlar ya. Mustafa, senin kocan Hamit. İkisi gidiyor ya. Bir gün önce Cemile o evde ne yaşadı? Niye kavga ettiler senin kardeşinle? Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hala hatırlamıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Bu arada Zeli Hanım da, abla Zeli Hanım da hatta. Zeli Hanım hatta mısın? Evet. Teşekkürler, sağ olasın. Birazdan ama konuşacağız. Dün Neriman anlatırken sen hiçbir şey demedin Neriman'a. O yüzden biraz dinledin. Naciye Hanım'ı bir dinlemek istiyorum. Bir itiraz da etmedin. Yani Neriman... İtiraz etmiyorum ki. Hayır işte Neriman dün, yani Cemile'nin o sırada kardeşi, senin de kardeşin. Evet. Ondan sonra anlatıyor ya, işte bir gün önce Hatice ile senin kardeşin de Cemile çok fena bir odaya giriyorlar, kavga ediyorlar. Hatta Cemile rahmetli senin kardeşin Hatice'yi bayağı bir hırpalıyor, gözünü falan böyle tırmalıyor. Bu kavganın nedeni neydi? Dedim hatırlamıyorum ki. Ama siz de oda, üçünüz odaya giriyorsun. Neriman dün anlattı ben ya. Ben orada yokum, onu bilmiyorum ama oradaydın. Dün niye demedin o yoktun? Orada yokum, hatırlamıyorum. Ama dün hatırlıyordun. Yok. Ama sen zaten o sırada köydesin. Köyde ama hatırlamıyorum. Yeni köydesin. Tamam, hatırlamıyorum. Daha Antalya'ya gitmemişsin, cinayet işlenmemiş. Tamam, hatırlamıyorum ki.
Ya. Ya cinayet gününü hatırlıyorsun, bir gün öncesini hatırlamıyorsun. Zorla yani olmaz, hatırlamıyorum. Dün Neriman anlattı ya, siz dün hiç demedin hatırlamıyorum. Sen önce çıkıyorsun, o ikisi orada kavga ediyorlar odada. Dün hatırlamıyorum. Ben hiç duymadım. Neden hatırlamıyorsun? Hatırlamak mı istemiyorsun? Hatırlamak istemiyor musun? Ya hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ne? Hatırlarsan ne olur? Hatırlamıyorum ki. Zorla olmaz ki. Zorla olmaz tabii. Evet. Sadece ifadem odur yani. Mesela bende bir şey yoktu. Ama şöyle sevgili izleyiciler, Cemile'nin öldürüldüğü günü çok net hatırlıyor ama bir gün öncesini hatırlamıyor ya da hatırlamak istemiyor. Ya istemem ama hatırlamıyorum, bilmiyorum yani ya, bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum ya? Ki. Yani acaba ama sevgilim, hatırlıyordun. Şöyle korkuyor musun? Hatırlamıyorum. Acaba korkunun nedeni şu olabilir yok, mi? Korkma, bir şey cezaevine yok ki. Mustafa'dan değil de cezaevine girmekten mi korkuyorsun? Kim? Sen. Ne cezaevi? Eğer sen bir gün önce Cemile'nin öldürülmesiyle ilgili ya da bir gün önce o kavgada da sende varsan acaba bunlar beni cezaevine koyacaklar diye mi korkuyorsun? Yok canım, hayır. Ama şöyle Naciye Hanım, hayır. Eğer bir cinayet olduğunda öncesinde insanlar bildiklerini anlatırlarsa cezaevine girmezler. Vallahi bilmiyorum ki, hatırlamıyorum. Ben sana o kadar söyleyeyim. Daha detaylı bir seninle arkada avukatımız sevgili Selma Hanım sana bilgi verir onu. Ama hatırlamıyorum ki. Sen bazı şeyleri hatırlarsan. Bazı hatırlıyorum özür dilerim, ama. İzninle bir şey söyleyeyim. Sen eğer bazı şeyleri hatırlar bize söylersen ve bazı şeyleri anlatırsan kamera arkasında da anlatabilirsin, burada da anlatabilirsin. Tamam dedim, hatırlamıyorum ama. Eğer, ama bir süre sonra eğer bazı olaylar ortaya çıkar ve sen o sırada sen de onların, senin de onlara yardım ettiğin ortaya çıkarsa, anlatmamışsan eğer bazı şeyleri, onlarla beraber cezaevine girebilirsin. Ama anlatırsan, itirafçı olursan. Kim cezaevine giriyor? Ben. Çünkü ben. Hayır, sen değil, sen. Diyor ki, diyor ki bir gün önce diyor öldürmek istediler diyor. Tamam ama ona dedim, sadece dedim sabah Cemile babası mı abisi de götürdü ona. Bildiklerini yok böyle yani. Ha, bak Naciyeciğim, bir gün önce ya da o sırada bildiğin her şeyi anlatmazsan yardım ve yataklık diye bir suç var. Yani o insanlara. Ya biraz suç. Ha, o zaman cezaevine gidebilirsin. Ben? Ha. Ay cezaevine gideyim, sen bak katil Allah değilim. Allah korusun. Ay ben katil önce değilim. Bence katiller cezaevine girmiyorlar. Ay ben katil değilim ki. Hayır hayır, biliyorum, sen ben öldürmemişsin. Bir şey yok, hiçbir şey yok. Ama bak, ama yardım edenler. Yardım bir şey yok ki. Katil olduğunu bilip susanlar delilleri da saklayanlar, yok, şey yok, bozanlar, şey değiştirenler. Bak sana ifadem böyle yani, böyle böyle yani. Bildiği her şeyi anlatmayanlar sonra ortaya çıkınca da o kişi de cezaevine girebilir, ya, Allah korusun. Yani öyle de yani. Bir ben, şey... ben sana hatırlatayım de. Dikkatli ol. O yüzden bildiğini hatırlamaya çalış. Tamam, odur yani. Peki o zaman cinayet gününü anlat. Mustafa, Hamit, Cemile'yi nasıl ölüme götürdüler? Ölüme değil. Kardeşi misafire götüreceğim. Bilmiyorum ki. Hangi kardeşin misafirliği? Besra'ya. Bilmiyorum ki ya. Besra yeni evlenmiş. He, şu an bilir zaten Besra. Aa, dedim nereye götürdü dedi. Besra misafiri götürelim Cemile. Ne bileyim daha. Besra evleneli kaç gün olmuştu o sırada? Daha yeni evlenmiş. Vallahi kaç gün bilmiyorum. Yeni evlenmiş geline hemen misafirliğe mi gittiniz yani? Ha dedi, Cemile'ye götüreceğim misafir için yani dedi. Hiç oraya gitmemiş ki zaten. Sen peki ona inandın mı o sırada onlara? Ben ne bileyim ya. Hayır, sen o sırada. Bilmiyorum yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, evet. Naciye abla, iki hafta önce, daha belki üç hafta da var. Siz bana dediniz ya, Mustafa bana iftira atsa ya beni hapse atsınlar. Biz aynı odada kalıyorduk, yok, böyle, hatırlıyorsun. Aha, böyle demedim. Ya Mustafa bana iftira atabilir bana. Belki. İftira, evet. Bir şey yok bende. Ben hatta Melisa'ya da anlattım. Yok, hiçbir şey yok bende. Yani Mustafa, yani Naciye Hanım şöyle dedi mi? Ben çok korkuyorum ya, beni hapse atarsan. Ben dedim niye suçsuzsun dedi ya, Mustafa bana iftira atsa. Özür dilerim. Şey anladığımı söyleyeyim. Ben doğru mu anladım? Yani sen onu mu duymuşsun? Yani Mustafa, üvey oğlu Mustafa Naciye Hanım'a iftira atabilir. Aynen böyle. Bundan korkuyor. Ben de dedim iftirayla seni hapse atmazlar dedi. Ben ne bileyim bana iftira atsa ya. Dur, tam Naciye Hanım söyle. Yok, bir şey yok. Yani ki. Mustafa, üvey oğlu Mustafa seninle ilgili bir sır mı biliyor, bir şey mi biliyor? Ben? Ha, Mustafa. Ha, Mustafa. Seninle ilgili bir şey mi biliyor? Ne bilir hani? Abi soruyorum işte. Bir şey yok bende. Bana bir şey. Bana öyle anladım. Hiç bende bir şey yok ki, bilmiyorum yani.